Film Analiz'in ikinci sezonundan herkese selamlar. Yeni sezonun bu ilk bölümünde ıssız bir adada tek başına büyüyen bir çocuğun kendisini ve yaratıcısını bulma hikayesini anlatan High filmini inceleyeceğiz. Fakat incelemeye geçmeden önce klasikleşmiş uyarımızı yapalım. Eğer şu anda yapmanız gereken bir işiniz varsa lütfen videoyu izlemeyi bırakıp o işinizi yapın. Evet, şimdi kalanlarla incelememize başlayabiliriz. Videoya filmin konusuyla da alakalı şöyle bir soruyla başlamak istiyorum. Bir kişi tek başına, hiç kimseden bir şey öğrenmeden, hiçbir yardım almadan yaratıcısını yani Allah'ı bulabilir mi? Birçoğumuz, ben de dahil olmak üzere bu soruya tabii ki diye cevap verdik. Çünkü Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de İbrahim Aleyhisselam'a ait kıssada Hazreti İbrahim'in önce yıldızları, sonra ayı, daha sonra ise güneşi Rab edinmeyi düşündüğünü, en sonunda da onların değil ancak onlar dahil her şeyi yaratanın Rab olacağını düşünerek Allah'ı bulduğunu anlatır. Yani bir kişi kainat kitabını okuyarak Allah'ı bulabilir. Peki hal böyleyken günümüzde nasıl bu kadar ateizm, deizm ya da ona benzer akımlar çıkabiliyor ve insanlar dinden uzaklaşıyor? Bu soruya benim naçizane bir cevabım var. Fakat bu cevabı filmle ilgili incelememiz bittikten sonra sizlerle paylaşacağım. Film, daha kundaktayken hiçbir insanın yaşamadığı ıssız bir adaya düşen ve burada bir ceylanı annesi sanarak büyüyen Hay'ın hikayesini anlatıyor. Bu cümleyi duyunca belki aklınıza Tarzan, Orman Çocuğu Mowgli ya da ne bileyim Robinson Crusoe gelmiş olabilir ve hikayenin onlardan esinlendiğini düşünmüş olabilirsiniz. Fakat aslında biraz önce saydığımız bu hikayeler İbni Tufeyl'in Hay Bin Yaksan adlı romanından esinlenerek ortaya çıkmış eserler. Çünkü bu hepimizin bildiği kitaplar en geç 18 ya da 19. yüzyıla dayanıyor. Halbuki Endülüslü Müslüman yazar İbni Tufeyl bu romanı 12. yüzyılda kaleme almış. Ne yazık ki Avrupalı yazarlar bundan esinlenerek bir sürü hikayeler ortaya çıkarırken bu eserin bizim topraklarımıza gelmesi ise Osmanlı'nın son dönemlerini bulmuş. 1992 yılında ise daha önce bu seride incelediğimiz Birleşen Yollar adlı filmin yapımcılığını da yapan Elif Film Şirketi bu hikayeyi bir animasyon filmi olarak vizyona sokmuş. Hikayenin orijinal ismi biraz önce de söylediğim gibi Hay Bin Yaksan. Türkçe'ye çevrildiğinde uyanığın oğlu diri gibi bir manaya geliyor. Yani kitap ismiyle daha en baştan hikayenin bir uyanış hikayesi olduğunu bildiriyor. Kitap direkt olarak Hay'ın adada olduğu kısımdan başlasa da filmin senaristliğini ve yönetmenliğini yapan Haşim Vatandaş, hikayeye zalim bir kralın kendi tahtına ortak olabilecek bütün erkek çocukları öldürdüğü ve yeni doğan oğlunu koruyan annenin onu beşiğiyle denize bıraktığı bir ön hikaye eklemiş. Film bu ön hikayeyle başlıyor ve Hay'ın nasıl o ıssız adaya düştüğünü öğrenmiş oluyoruz. Biliyorum bu ön hikaye size de çok tanıdık geldi. Bu sahnelerin Kur'an-ı Kerim'de geçen İbrahim Aleyhisselam ve Musa Aleyhisselam kıssalarından esinlenilmiş olduğunu anlamayan yoktur herhalde. Zaten filmde kıssalardan esinlenilen başka sahneler de mevcut. Mesela Hay, ölen ceylanı nasıl gömeceğini kargadan öğreniyor. Aynı, Hazreti Adem'in oğulları ve yeryüzünün ilk cinayeti olan Habil'le Kabil kıssasında olduğu gibi. Ayrıca Hay'ın mağara derinliklerinde kaybolduğunda ve umudu tükendiğinde Allah'a yalvarıp yardım istemesi, bana Yunus Aleyhisselam'ın balığın karnında ettiği duayı hatırlattı. Birden onunla konuşma isteği doğdu içinde. Ne olur yardım et bana. Gelelim Hay'ın kendini keşfetme serüvenine. Biliyorsunuz, her insan doğduğundan itibaren bir toplum içerisinde yaşamaya başlar ve ilk önce ailesinde, sonra da çevresinde gördüklerini taklit ederek hayatı öğrenir. Fakat Hay'ın yaşamını sürdürdüğü bu adada taklit edebileceği hiç insan yoktu. O da kendisini onlardan zannettiği hayvanları taklit etmeye çabalayarak hayatı öğrenmeye çalıştı. Önce onların seslerini taklit etmeyi denedi, sonra boynuz, kuyruk gibi cihazlarını. Daha sonra ise koşma, yüzme, uçma gibi özelliklerini kendinde uygulamaya koyuldu. Bazılarında başarılı oldu, bazılarında ise başarısız. Ama bu çabaları ve yaptığı gözlemler, hayvanlardan farklı olduğunu anlaması konusunda bayağı yardımcı oldu.
Bu şekilde önce kendisine ait maddi cihazatlarının sonrasında ise sevgi gibi, düşünce gibi hayvanlarda olmayan manevi yanlarının farkına vardı. Ve bu düşünce yetisi etrafında gördüğü her şeyin onu seven ve koruyan bir zat tarafından onun için yapıldığını anlamasını sağladı. Bütün bu etrafında gördüğüm her şey kendi kendine, kendiliğinden olamaz. Bütün bunların bir sahibi, bir yöneteni olmalı. O bunu yeni anlasa da biz izleyenler daha annesinin onun beşiğini denize bırakmasından itibaren her şeyin onun hizmetine girmiş gibi hareket ettiğini film boyunca gözlemledik. Tabii ki bunun gerek hikayeyi yazan İbni Tufeil, gerekse filmin senaristi Haşim Vatandaş tarafından yapıldığını, hiçbir şekilde tesadüfe yer bırakılmayacak şekilde planlandığını anlayabiliyoruz. Peki gerçek hayata bir de bu gözle baksak? Yani yeryüzünden gökyüzüne kadar her şeyin insanlar için yapıldığını, hiçbir şeyin tesadüf olmadığını, etrafımızda olup biten her şeyin bir sebebi olduğunu düşünerek bu büyük kainat kitabını okusak ateizm diye bir şey kalır mı ortada sizce? Ya da etrafımızı taklit ederek büyüdüğümüz gibi dinimizi de taklit üzere yaşadığımızı anlayıp bu taklitlerden vazgeçsek, hangi ibadeti niçin yaptığımızı idrak etsek, deizm kendine mürit bulabilir mi? Evet, benim naçizane fikrim bu. Yani taklidi bir iman sahibi olduğumuz için, neyi niçin yaptığımızı bilmediğimiz için, imanımız bir pamuk ipliğine bağlı olduğu için hemen ilk şüphede kopuyor. Bu bağımızı kuvvetlendirsek, etrafımızdaki yalancı ışıklardan arınıp yüzümüzü ışıkların kaynağına dönsek, karanlıklar dağılmaz mı?